Evet hafta sonu NBA yasakları kalktı. <laughs> evet yok Adam Silver sonunda açıkladı. Dedi ki biz NBA'yi döndürüyoruz. Gelin siz de bir olun biz de el ele tutuşalım. Dünya daha güzel bir yer olsun. Amerika yanıyor ama biz döneceğiz. Artık herkes mutlu olacak. NBA bütün acıları bastıracak dedi. Tabii ki böyle bir şey demedi ama bir şekilde dönüyor NBA. Mutlu muyum mutsuz mu bilmiyorum açıkçası yani bu riski alanlar biz değiliz biz izleyiciyiz orada riski alacak yaşlı koçlar yaşlı çalışanlar ben yine yaşlı olmamasına rağmen hayatı yine de risk altında olabilecek başka kişiler olacak bir şekilde yapacaklar bilmiyorum umarım bunun altından kalkarlar belki de NBA tarihinin en riski dönemlerinden biri de Adam Silver'a denk geldi alacağı her karar her adım artık tartışılacak her karar sorgulanacak. Ki işte bu haftada yani perşembe günde takımlarla bir oylama yapıldı yöneticileriyle ve ligin başlamasına onay verildi. Peki lig nasıl dönecek neler olacak nasıl bir plan yapıldı ben biraz bundan bahsedeceğim. Biraz da neden dönüyorlar dönmeleri iyi olacak mı videonun sonuna doğru onlara değiniriz. Şimdi sistem şöyle olacak sistemi göstermeden önce size bir son sıralamaları da açayım ben. Oradan daha rahat anlatabiliriz. Öncelikle 22 takım sadece devam edecek ligi oynamaya. 13 takım batıdan, 9 takım da doğudan gelecek. 9 takım yani ilk 8 takım şu anda gördüğünüz sıralamadaki ilk 8 takım ve Washington Wizards. Batıda ise hemen gösteriyorum. Batıda ise 5 takım daha gelecek. X8 takım ve Portland, Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs ve Phoenix Suns bu sıralamaya dahil olacaklar. Peki bu neye göre seçildi? Bunun seçilme e, kriteri 6 maçlık sınır içerisinde olmaktı. 6 maçlık sınır içerisinde olan 5 takım yani Memphis'te, Phoenix Suns'ta maksimum 6 maç sınır içinde olduğu için Phoenix Suns'a kadar olan bütün takımlar bu listeye dahil olmuş oldular. De biraz da artık iddiası kalmamış takımlarında zaten oraya taşımanın çok bir mantığı yoktu. Doğu'da ise bu sıralamaya sadece e, Wizards girebildi. Peki sistem nasıl olacak? Fixture nasıl akacak? Play-in diye bir playoff off sisteme eklenecek. Bu nasıl işleyecek? Biraz da bundan bahsedelim. Normal olarak aslında ilk açıklanan, ilk duyumlarla açıklanan takımlar fixtürlerinin kalan sıradan 8 maçını oynayacaklar denmişti. Ama bununla ilgili belli düzenlemeler yapılacakmış. Daha kesin bir şey yok deniyor. Bu nasıl olacak şu anda bilmiyoruz. Ama çünkü şöyle bir absürtlük var orada. Hemen ona bir değinmek lazım. Mesela şimdi bu gördüğünüz fikstür Oklahoma'nın fikstürü. Oklahoma 8 maç oynadığında 8. maçı LA Clippers'a denk geliyor. Ama eğer sırayla giderse arada atlanan maçlar olacağı için olmayan takımlardan dolayı LA Clippers'a sıra geldiğinde Clippers oklamadan önce maçlarını bitirmiş oluyor. Yani 8 maçını oynamış oluyor. Çünkü onda daha az arada olmayan takım var. Yani ligde bu 22 takım içerisinde olmayan takım var. O yüzden bu fikstür konusuyla ilgili net düzenleme henüz belli değil. Bu yapılacak. Muhtemelen herhalde takımların arasındaki maçlara göre fikstürün sıralamasına göre bir şey yapacaklar. Çünkü maçlar her gün 5-6 maç olmak üzere yaklaşık 17 gün kadar sürecek. Yine de bakalım bir tam tarihe sanırım 17 gündü. Bakıyorum bakıyorum. Evet yaklaşık o kadar sürecek. Bu 17 gün içerisinde işte her gün 5-6 maç oynanacak. Back to back sadece bir gün olacak. Yani takımlar back to back için sadece bir kere zorlanacaklar. Onun dışında başka bir back to backleri olmayacak. Peki tarihsel olarak nasıl akacak bu durum? Biraz da ondan bahsetmemiz lazım. Ben yine sıralamaları açayım size anlatırken. Hatta dur logomuz vardı. Logomuza gitmiş lanet olsun. Neyse devam edelim. Sıralama nasıl olacak? Fixture nasıl akacak dedik. Şimdi de sistem nasıl işleyecek? Biraz da ondan bahsedelim. Bütün takımlar 7 Temmuz'da Orlando'ya gidecekler ve karantina prosedürleri devam edecek. Yani 14 gün orada bir karantina durumu olacak ama tabii bunun da yine ayarlanacağı söylenmiş muhtemelen sınırlı bir alan içinde olacakları için e, süreyle ilgili e, yani idman yaptıkları sürece karantina o idman alanları vesaire olabilir. Nasıl bir plan yapılacak şu an o da açıklanmadı. Tabi burada konuşu kendi yorumumu eklemem gerekirse oyuncuların psikolojileri e, nasıl olacak? Bu baskı altında her oyuncunun ki biliyoruz yani NBA şu anda geldiği düzeyde işte Kevin Love'la başlayan, DeMar DeRozan'a devam eden ve daha birçok oyuncunun aslında itiraf edemediği bir e, bunalım baskı artık o ligin üzerine gelme durumunu kaldıramama e, bütçe baskısı, para baskısı, oyun baskısı her şey sayabiliriz buna. Koç, yönetim, GM her şey. Bunlardan dolayı çok ciddi bunalımda olan oyuncular var. Bir de üstüne bu virüs konusu çıktı. E, nasıl olacak bu durum? Orada oyuncuların psikolojisi nasıl olacak? Bununla ilgili nasıl önlemler alınacak? Şimdi orada nasıl bir baskı yaratılacak? Sahaya çıktığında tabii bu iş patlayabilir. Herkesin bir kazanma hırsı var. İşte Lakers şampiyon olmak istiyor. Playoff'a girmek isteyen takımlar var. Oradaki oyuncuların hırsları eşit seviyede olmayabilir. Bu sahada nasıl bir durum yaratır? Koç da oyuncular arasında nasıl bir durum yaratır? Hiç şu anda bunları hayal edemiyorum. Neler olacağını göreceğiz. Ki koçlar genelde e, oyuncularının yanında artık. Yeni nesil koçlarla da kaplandı e, bütünlük. O yüzden oyuncuların ne kadar zorlamak isteyecekler. Bunlar da belirsiz. Bakalım göreceğiz ben açıkçası bunları merak ediyorum. Neyse yine programa geri dönersek hazırlık maçları olabilir denmiş ama kesin değil. Ee, Azlık maçlarıyla ilgili bilgi verilecek. Totalde 88 maç eklenecek e, bu fikstüre. Yani normalde 259 maçlık bir iptal durumu vardı. Total oynanacak maçtan bahsediyorum. Bu da tahmini olarak e, 645 milyon dolar civarı bir e, kayıp demekti oyuncu bütçesi tarafında. 88 maç eklendi bu kayıp 300 milyona kadar düşecek. Tabii bu daha yüksek kaymak tabaka oyuncular arasında çok bir etki yaratmayacaktı ama totalde %25'lik bir kesinti de olacaktı tabii bu süreçte. O da düşecek bu maçların oynanmasından dolayı ama daha az kazanan oyuncular, gelecek çaylaklar vesaire vesaire için ya da işte daha tek yıllık, iki yıllık free agency anlaşmaları yapacak bütçe sınırlı oyuncular için nispeten iyi bir durum oluşturacak ama tabii bu virüsün risklerini yok etmiyor. E, maçlar 31 Temmuz'da başlayacak. E, eğer final 7. maça kalırsa final serisi maksimum 12 Ekim'de bitiyor ve maksimum oynanacak gün sayısı da 74 gün. E, esas konu da şu. Ha pardon, normal sezon maçları burada 16 17 16 gün sürecekmiş. Orada bir hata yapmışım. 17 görmüşüm onu. Bir konu daha var. O konuda esas kafa karıştıran konu ve planlamayı aslında biraz daha fikstürden sonra zorlaştıran durum. 8. ve 9. arasında oynanabilecek play-in dedikleri yani bizim tabimizde play-off, play-out belki eski deyimiyle maçları olabilir. Biraz da hatta UEFA'nın zamanda uyguladığı altın gol, gümüş gol falan gibi saçma bir şey de olabilir uygulanmasına bağlı. Şöyle o da eğer sezon bittiğinde yani diyelim ki Orlando Magic ile Washington Wizards arasında 4 ve 4'ten az maç farkı kaldıysa yani diyelim ki işte 4, 26 maça geldi Washington Orlando'da 30 maçta kaldı bunlar kendi arasında play in maçı oynayacaklar. Bu maçta, bu maçta nedir? İşte bu maçı eğer 8. sıradaki takım çıktılar sahaya ve 8. sıradaki takım maçı kazandı. Devam ediyor. Bitiyor kulübü devam etmiyor ve 8. takım 8. sıradaki yerini koruyup yoluna devam ediyor. Eğer 9. sıradaki kazanırsa yani Washington Wizards kazanırsa bir maç daha oynanıyor. Yani burada kural şu. 9'un gitmesi için 2 maç kazanması lazım. 8'in gitmesi için 1 maç kazanması lazım. Yani 3. maça gittiğinde e, Wizards kazandı üçüncü maça gitti. Wizards'ın bir kere daha yenmesi lazım onları. Pardon ikinci maça gittiğimde özür dilerim. Çünkü zaten ilk maçı Orlando kazanırsa bitmiş olacak. İlk maçı Wizards kazanırsa bir kere daha oynayacaklar. Wizards o maçı da kazanmak zorunda. Yani totalde iki tarafta da play oynanırsa. Yani hem doğuda hem batıda. Biz toplam dört maç izleyebileceğiz fazladan. Eğer e, güzel de bir çekişme yaratabilir gibi duruyor ama kağıt üstünde duruyor. Ben açıkçası ne kadar sağlıklı olduğunu çok da anlayamadım. Yani vakit varsa belki e, best of three yani 3 maç üzerinden bir iki maç kazanma sistemi yapsalarmış daha iyi olabilirmiş. Biraz işte dediğim gibi UEFA'nın zamanda uyguladığı işte 8 kazanırsa bitiyor da yani dokuz kazanırsa iki maç bir maç daha yapabiliyorsunuz gibi tuhaf bir sistem olmuş. Deplasmanda atılan gol iki goldür gibi. <laughs> Neyse. Peki bu süreçte nasıl devam edecek virüs uygulamaları? Yani COVID 19 ile ilgili durumlar nasıl olacak? Devam testler olacak, alanlar sınırlı olacak, oyuncular belirlenmiş noktalara işte golf sahaları restoranlar vesaire gidecek. Tabi gidebilecekleri bu konsept nere, pardon e, bu alan neresi diye soracaksınız. Bu alanda tabii ki en başta aslında belirlenmişti bu e, Orlando'daki ESPN Wide World of Sports e, kompleksi. Bu kompleks içerisinde işte Arana, HP Field House ve Visa Athletic Center var. Bu salonlar kullanılacak. Bu da işte zaten Walt Disney'in ESPN'e ESPN'le e, ESPN ortak sahip olduğu bir kompleks. Bayağı da büyük bir alan. Muhtemelen bunun içerisinde bulunan ya da çevresine çok yakın bulunan e, yerlere oyuncular hareket edebilecekler. Zaten takımlar maksimum 35 kişiyle gidebilecek. İşte bütün masöründen topçusuna, sucusuna, şefine, antrenörüne, koçuna her şeyine kadar maksimum 35 kişi olabilecekler. Burada bir sıkıntı daha var. Bu da yaşlı koçlar tarafında biraz başta belirtmiştim. İşte özellikle Di Alvin Gentry, Rick Carly, işte Greg Popovich hatta Terry Stotts da sanırım bu listeye giriyor. Bu oyuncuların, bu koçların 55-60 yaş civarı üstünde olmasından dolayı İlk aşamada işte Adam Silver'ın dediği konu bazı koçlar bench'te olmayabilir denmesi bu da bu koçlar açıkçası rahatsız etmiş. Haklılar. Yani ben oraya gidiyorsam takımın başında olmak istiyorum. Hatta Rick Carlisle demiş ki bizim yaşımızda olmayan daha genç olan ama sağlığı bizde bizden daha kötü olan insanlar da olabilir. Biz bunu çok kabul edemedik. Bu biraz bizi etiketlemek gibi de olacak hadi biz maske takalım onlar takmasın bile olmaz durumu da konuşulmuş. Ya yani koçların burada işi çok zor. Özellikle yaşlı koçlar üzerine tabii daha dikkat etmek istiyorum. Bir, bir kaza yaşamak istemiyor ama koçlar da haklı olarak madem bizi buraya getiriyorsunuz, bu ligi oynatacaksınız. Biz de takımımızın başında durmak istiyoruz diyorlar. Bu konu biraz sıkıntı yaratacak bence. Umarım e, sıkıntısı sıkıntısız çözülür. Hani şu da var hani maskeyle koç kenarda durup bağıramayacak Yani o maskeyle bağırmak, devam nefes almak. Yani kaliteli bir maske kullanıyorsanız bayağı zor. Umarım bu konu çözülür. İşte bu tip etik konular zaten e, dönmesinde herhalde en çok tartışmayı yaratacak. En son olarak da şunları söyleyeceğim. Tabii lig e, ekime kadar oynanacak, bitecek. Peki gelecek sezon ne olacak? Bu gelecek sezona geçerken tabii ki bir draft lottery var. Bu 25 Ağustos'ta yapılacak. Draftlar 15 Ekim'de yapılacak. Yeni sezonun ise 1 Aralık'ta başlanması hedefleniyor ki daha önceden zaten NBA'yi holiday season yani o da Aralık e, onların işte yeni yılına doğru kayan kısmında başlatma fikirler hep masadaydı. Bilmiyorum biraz geç çünkü bu tip kaymalar zaten Avrupa ile NBA arasındaki uluslararası şampiyonlar olimpiyatlar gibi konularda çok sıkıntı yaratıyordu. Artık daha da sıkıntı yaratacak. Yani biz bir daha belki de yakın dönemde bir sağlam bir Amerika takımı izleyemeyeceğiz. Çok zor olacak bu. Ha bakalım tabi bir Aralık'ta başlamasının bir eksiği daha var ki normalde Ekim ortası başlıyor diyeyim. Bir buçuk aylık bir süre normalde evet az ya yani çok değil gibi. Evet, kabul edilebilir bir süre gibi ama Rick Mart'ta iptal edildiği için ve yaklaşık 8-9 takımın hatta bu dönemde belki e, işte G League'den NBA'ye gelebilecek, Avrupa'dan gelebilecek free agency kalıp sözleşme alamamış az oynayan belki bu sezon daha çok süre alabilecek bütün oyuncular için çok büyük bir alan var bomboş bir alan yani marttan aralığa kadar kabaca 9 ay diyebileceğimiz bir alan ve bu alanda hiç maç yapmayacak bu oyuncular. Bu da onlar için bayağı bir risk taşıyor. O arada ne olur? Avrupa'da e, ligler başlar. EuroLeague Lig yeni sezonda ne olacak? Bunlar da belirsiz ki bu sezon iptal oldu bilmeyenler için. EuroLeague devam etmeyecek. E, orada da <laughs> Anadolu Efes çok iyi gidiyordu. Onlar için tatsız oldu. Tabii NBA'de Lakers tarafı da e, bu bağlamda en büyük konu olacak. LeBron James de e, o, bu dönüşünde artık bir geri dönüş hikayesi yazmak istiyordu. Şampiyon olarak Lakers'ta yeniden adını oraya yazdırmak istiyordu. Onun için de çok önemli bir süreç olacak ama işte demin de dediğim gibi bütün oyuncular ya da diğer takımların o işte Houston şu an ciddi bir iddiaya girmiş durumda. Herkes bu arada tabii bütün oyuncular bu boşluğu iyi geçtiler. Yani görmüşsünüzdür basında vesaire. Harden inanılmaz fit durumda. Yok hiç inanılmaz kilo vermiş hatta işte sanırım Denver'ın sahibi ya da GM açıklamış işte karın kasları gözüküyor artık diye. <laughs> yani birçok oyuncu da bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyor. Baya sert de geçebilir. Ama yine dediğim gibi yıldız oyuncularla daha alt seviye biraz daha bu işi kafasına takan bunalıma girmiş virüs konusundan dolayı kafa sağlığı iyi olmayan oyuncular nasıl Anlaşacaklar sağda. Bir sorun çıkacak mı? Umarım çıkmaz. Umarım temel minimum bir seviyede bu konular çözülür ve biz de güzel maçları izleriz. Özetle NBA geri dönüyor. Umarım e, sıkıntısız e, virüs çıkmadan önlemler iyi alınarak. Ah abi b 6 takımda da virüs çıktı artık ne yapmasak mı dedirtecekleri bir noktaya gelmeden biz de kalan maçları keyifle izleriz. Tabii maçlar başlarsa ben de hemen kendimle ilgili minicik reklamlar ekleyeyim. Ee, biliyorsunuz daha önce biz Twitch'te ve YouTube'da canlı maç yorumları yapıyorduk. Şimdi pardon Twitch'te yapıyorduk. Artık YouTube'da da yapabileceğiz. Canlı maç yorumlarında ben tabii maçı ekrana veremiyorum ama eğer NBA sağlıklı bir şekilde döner ve başlarsa özellikle de playoff dönem ve kritik maçlarda sezon maçlarında canlı maç yorumlarımız olacak. Ben ekrana istatistikleri veriyorum ve maçı yorumluyorum. Siz de kendi evinizde maçı izliyorsunuz. Eğer ilginizi çekerse izlemek isterseniz beni sosyal medya hesaplarından YouTube kanalında Twitch hesabımda ve Twitter'da bulabileceğiniz linklerden Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ben bunların duyurusunu yapacağım. YouTube'dan da videoya e beğenin. Bu yeni sistemiyle ilgili yorumlarınızı mutlaka yazın. Ne düşünüyorsunuz? Böyle bir sistemde hangi takım daha avantaj yaratabilir? Hangisi daha dezavantajlı olabilir? Batı'dan? sürpriz bir playoff gelebilir mi? Zion Williamson'ı biz playofflarda görebilir miyiz? Göremez miyiz? Bunlarla ilgili yorumlarınızı videoda eklerseniz muhteşem olur. Biz de yine üstüne konuşuruz. Hepinizi öpüyorum. Umarım güzel bir NBA izleriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.